Arkadaşlar belki değil ilk defa ve belki son defa bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Daha doğrusu bir göstermek istiyorum, içini açmak istiyorum sizlerle birlikte. Okumak isteyen, merak eden arkadaşlara da en azından bir ön bilgi vermek istiyorum. Belki aynı zamanda merak uyandırır ve belki edinebilirsiniz bu kitabı. Ben bunu Türkiye'den aldım ama daha önce bu Türkçe versiyonu daha önce Midilli'deyken de bu kitabı orijinalini edinmiştim. Bu kitabı yazan arkadaş Soluk diye biri. Aynı zamanda da çizen arkadaş. Çünkü bu bir foto roman ve kitabın ismi de Ayvalı, yani Ayvalık. Ve burada eski Ayvalık Limanı'nın bir görüntüsü var ve eski vapurlar limanda yer alıyor. Dört yazar, üç kuşak, iki yaka, bir Ayvalık diye bir küçük de not düşürmüş. Tarihi olayları anlatıyor, içine giriyor ve siz de okurken onu hissediyorsunuz. Bu kitabı ninelerim ve dedelerime, kızımın nine ve dedeleri Eleni'ye diye de adamış. Bir sunuş var. Ben o sunuşu hızla okumak istiyorum. En azından kitapla ilgili bir ön bilgi olabilir. Aynı zamanda benim deneyimlerimle de tersine bir durum söz konusu. Hemen okumaya başlarsam, birazcık tarih bilgisi olan ve görünmeyen varlıklara karşı az duyarlı olan bir Yunan için Ayvalık'ı ziyaret etmek yansımalarla dolu garip bir dünyaya girmek gibi algılanabilir. Ya da başka türlü söyleyecek olursak, devasa bir aynanın diğer tarafına geçmek gibi gelebilir. Yani aslında ayna derken ne dediğini anlıyorsunuz. Benzerlikten söz ediyorum. Tıpkı Alice'in o meşhur çocuk hikayesine yaptığı gibi, her şey çok bildik ve bir nevi tersine çevrilmiş gibi. Bir taraftan Rumların, yani Osmanlı eylemlerinin gelişmekte olan faal kültürel bakımdan zengin dünyası çok yakın görünür. 19. yüzyılda Osmanlı sisteminde kendine tanınan ayrıcalıklar sayesinde Ayvalık neredeyse tamamı Elen nüfusundan oluşan bir limandı. Bir zamanlar refah düzeyi yüksek ahali tarafından inşa edilen evler, okullar ve dini binalar halen dimdik ayakta durmaktadır. Ancak 1922 Eylül'ünde Yunan ordusu ve tabi onunla birlikte Elen nüfus da muzaffer Türk ordusu tarafından kapı dışarı edilince bütün o dünya çileli ve feci şekilde son buldu. Kadın ve çocuklar gemilerle uzaklaştırılırken çoğu erkek bir daha hiç dönmeyeceği kürek cezası taburlarına gönderildi. Yaklaşık 2 yıl içinde liman ve çevresindeki cezbedici binalar yeni sakinlerini edinmişti. Girit, Midilli ve Yunanistan'ın daha başka yerlerinden zorunlu nüfus mübadelesine maruz kalan Müslümanlar. Giritlilerinki ilginç bir durumdu diye de bir parantez açmış. Zira konuştukları tek ya da esas dil Yunancaydı. Bu dil onların çocukları tarafından nesiller boyunca muhafaza edildi. Giritliler Türkiye'ye geldiğinde zaten Türkçe bilmiyorlarmış. Ve Yunanca konuşuyorlarmış, Girit ağzı konuşuyorlarmış. Bu Türkçe'de Karadeniz aksanı gibi yine farklı bir aksan. Yani normalde Yunanlar da bunu anlıyorlar. Kendine özgü kelimeleri de var. Hala orada bu dil konuşuluyor. Bu çerçevede bugün Ayvalık'ı ziyaret eden bir Yunan, kendini çelişkili izlenimler bombardıman altında bulur. Aklına uzak akrabalarının sosyal hayatını ve bu hayatın nasıl ani biçimde son bulduğunu getiren bir takım binalar görür. Bu arada bizzat kendi dili de çalınabilir ziyaretçilerimizin kulağına. Ancak kendi dilinin Girit'e has daha eski moda bir biçimde. Ege'nin iki yakasında genetik yapının benzer olduğu gerçeğini yansıtırcasına yüzler tanıdık gelir. Ancak Türk bayrağı ile Kemal Atatürk'ün resmi Türkiye'deki diğer küçük şehirlerinden daha çok görülür. Gözle görülür bir şekilde her yerdedir. Ayrıca ziyaretçimizin günümüz Ayvalık'ında duyacağı hikayeler
Helen Ortodoks kesimin acılarıyla ilgili hikayeler olmayacaktır. Aksine özellikle de Giritler başta olmak üzere memleketlerini, yaşama biçimleri ve ilişkilerini kısaca derinden bağlı oldukları her şeyi terk etmek zorunda bırakılan Müslüman kesimin acılarını yansıtan hikayeler olacaktır bunlar. İki taraflı hikayeler sonuç olarak ve orada da yerleşik olanlar daha önce de söylediği gibi Yunanistan tarafından gelenler. Bu çok boyutlu trajedi yine çok boyutlu bir anlatıma olanak ve veren bir temel oluşturmaktadır. İşte bu anlatı canlı ve hassas bir şekil çizer ve solup bu derece karmaşık bir olaylar silsilesinin yalın biçimlerle dahi bütünlüklü olarak anlatabileceğini bizlere ispatlamaktadır. Gerçekten de çizim sanatı sık sık karmaşa ve çelişkiler yansıtmak da ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Hatta yalın çizimler aslında hayatı yaşama biçimimizdir dersek yanlış olmaz. Solup geçmişten gelen birçok anlatıyı heybesinde taşıyarak Midilli Ayvalık gemisine binen bir Yunan'a çağdaş bir hikaye örgüsü kurmayı ustalıkla kotarıyor. Bu anlatılar Ayvalık'ın Elen sakinlerinin Müslüman komşularıyla uyum içinde yaşadığı huzurlu günlere değinen Fotis Kondoğlu'nun Ayvalık tasvirlerinde içermektedir. Ayrıca Fotis adlı bölümde dertlerin yerini karnaval kıyafetleri içindeki Ayvalıkların neşesine bıraktığı Apukurya günlerinde şehirdeki tasasız ortama da yer vermektedir. Bizans sanatına hayran bir kişi olarak Fotis Kondoğlu'nun en katışıksız haliyle Yunan ikonografi sanatına sağladığı katkıdan dolayı bir ressam olarak da takdir ettiğimi belirtmeliyim. Soru bir hikaye örgüsünün içine Muzaffer Türklerin elindeki esaretten canlı olarak kurtulabilmiş birkaç erkekten biri olan ve İlyas Venezis adıyla bilinen yazarın yürek parçalayıcı hikayesi ve aile anıları dahil olmaktadır. Solup yine bizlere kardeşini bulmak adına hayatını tehlikeye atarak giriştiği umutsuz çabada bir Türk askeriyle arkadaşlık kuran İlyas'ın ablası Agapi'nin de hikayesini anlatıyor. Bunun akabinde köyünden kaçarak Girit'in iç kesimlerine yerleşen ve Hanya Limanı'nda Hristiyan bir Yunan kadını ile yaşadığı tutkulu ilişki ve gelecek vaat eden işleri de dahil olmak üzere hayatını en baştan kuran Girit Müslüman genci Hasan'ın hikayesini okuyoruz. Nihayetinde nüfus mübadelesi onun her şeyini terk etmek zorunda bırakır. Hasan'ın söz konusu hikayesi de yine Ayvalıklı ama aslen Girit Türklerinden yazar Ahmet Yorulmaz'ın bir romanına dayanmaktadır. Solup etkili bir şekilde şahsi insan ilişkilerini daha genel anlamda ülke, din ve toplumlar arasındaki ilişkilerle tarif eden kafa karışıklığı halinin altını çizmektedir. Bir Yunan ziyaretçinin Ayvalık'ta bir Türk ailesiyle karşılaşmasının yer aldığı merkezdeki alıntıda Solup, Türk-Yunan aynasının iki yüzündeki insanların birbirleriyle bağlanmalarının en azından yüzeysel bir biçimde de olsa ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Ancak defaatle de bize geçmişin şeytanlarının tek bir sohbet ve bir fincan kahveyle kovulamayacağını da hatırlatmaktadır. Bu grafik romanda yani foto romanda iki kere Yabancı adlı kitabında anlatmaya çalıştığım hikayeyi anlatmaktadır. Ben gazeteci ve amatör bir tarihçi olarak eski moda bir düz yazıyla yazmaya çalışmıştım. Ancak o ustalıkla yaratılmış resimler ve çarpıcı bir doku versiyonunu kullanıyor ve bariz biçimde bir resim bin kelimeye bedeldir değiştiğinde doğruluğunu kanıtlıyor. Bunu Bruce Clark yazmış ve kitabın içeriğini kısaca anlatmış, özetlemiş. Kitabın ilk sayfasında bu Midilli'nin limana girişindeki görüntüyü hala aynı şekilde görürsünüz. Arkadaki de kilisenin kubbesi. Yine padişah fermanıyla yapılan bir kiliseymiş. Ve o ferman hala o kilisede bulunuyor. Ve gayet canlı olarak anlatılıyor. Ve tarafsız anlatılıyor.
hem Türk hem Yunan tarafından bakıyor. İki tarafta da kötü veya iyi insanlar var. Ve bir turist olarak gezerken kendini yine tasvir edebiliyor orada. Ve dükkanlara girip çıkarken aynen bu mağazayı ya da istiyotoryayı orada görebilirsiniz. Bir kafe, bir restoran orada. Ve yine farklı kendi algıladığı grafikler, daha doğrusu çizimler var. Burada Midilli ve karşıda da Midilli'nin koparak oluştuğu bir körfez ve orada sanki daha büyük bir balık var. Ben bir şekilde kendimi de burada buldum. Daha doğrusu ilk ziyaretimi hatırlattım Midilli'ye. 1997'de Ayvalık'tan ayrıldığımda 1,5 saat süren o yolculuk sırasında sanki tarihe doğru bir yolculuk yapıyordum ya da öyle bir duygu vardı içimde. Ve ilk önce Midilli'nin jeneratörünü elektrik sağlayan elektrik ne denir ona jeneratörünün iki bacasını görüyorsunuz. Dumanlar tütüyor orada ve daha sonra kaleyi ve limanın mendireklerini görüp limana giriyorsunuz. Burada daha önce dediğim gibi iki tarafta da iyi insanların olduğunu bir şekilde görüyorsunuz demiştim. Mesela burada bir Türk ve bir papaz var ve bu papaz sanırım o Türk'ü hatırladığım kadarıyla kurtarmış. Şöyle yazıyor. Papaz onu o halde bulup evine götürmüş ve hayata döndürmüş. Ona öyle iyi bakmış ki Türk evine giderken İkonomos'tan gördüğü iyiliği asla unutamayacağına dair and içmiş. Ve orayı böylece terk etmiş. Sonra gel zaman git zaman 1-2 sene sonra duyulmuş ki Gazi Hasan Paşa güçlenmiş ve sultanın sınırsız yetkisine sahip sadrazam olmuş. Poli artık ondan sorulurmuş. Poli derken İstanbul, Yunanca'da şehir adındaki tek şehir İstanbul, Poli. Ve sonuçta sadrazamı da burada resmetmiş İstanbul üzerinde. Gerçekten ilgi çekici betimlemeler var. Hatta eski kartpostallar da eklenmiş. Ayvalık'ın eski halini bu kartpostallarda görebiliyorsunuz. Ve oradaki karnavallardan alıntılar var. Eskiden nasıl eğlenceler yapılırmış. İşte 1800'lü yılların sonlarına doğru veya o yıllarda Yunanların ta klasik Yunanistan'a dönüşleri ve isimlerinin bile işte Hermes, Hermes, Eros gibi isimlerle, yeni isimlerle tekrar tanışmalarını da anlatıyor. Ve bir yandan yine bu karnavallara işte bir şekilde oradaki Türkler de katılıyorlar. Davullar, zurnalar eşliğinde bir şekilde orada eğleniyorlar. Şimdi oradaki kiliseleri gittiğinizde cami olarak görüyorsunuz. Ve tabii içinde yine o izleri görebiliyorsunuz. Koç grubu Ayvalık'ın karşısındaki adada eskimiş ve yıkılmış kiliseyi onardı. Ve şu an orayı bir müze haline getirdi. Benim bir arkadaşım da oradan ve soyadı da Adali. Ve Midilli'ye gittiğinizde zaten birçoğunun soyadının da yine Türkçe olduğunu görebiliyorsunuz. Kuyumcuyuz, Adali ve bunun gibi bir sürü soyadlar var. Bu kitabı alırsanız pişman olmayacaksınız. Bakın burada Türklerin ve Yunanların, Rumların daha doğrusu birbirinden ayrılışı var. Ve birbirine veda ediyorlar ve bir daha görüşemiyorlar gibi daha dramatize edilmiş çizimler var. Ve
İki tarafın da çektiği benzer acıları burada hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. Olabildiğince ön yargılarınızdan sıyrılarak okuduğunuzda kitabı daha da iyi anlıyorsunuz. Zaten yazar ve çizer de bunu aynı bu şekilde becermiş. Umarım alırsınız ve okursunuz. Şöyle de bir yazı var içinde, küçük yazı. Olur da yolun gemiyle Midilli boğazına düşersin, güneşin yükseldiği yerde bir takım alçak dağlar görürsün, çark toprakları üzerinde. Midilli'de yaşadığım zamanlarda Türkiye'yi seyretmeyi çok seviyordum. Güneş oradan doğuyordu ve Midilli'nin arkasından batıyordu. Ben de Türkiye'ye bakan tarafta, marinada kalırken her sabah olmasa da olabildiğince erken kalkıp güneşin doğuşunu seyrediyordum. Sanki oradan hem ışık hem selam hem bazı duygular getiriyordu. Siz de bunu okurken belki o duyguları hissedersiniz. Teşekkürler.